Merhabalar. Haftanın ikinci işlem gününe başladık. Dün oldukça olumsuz ayrış çıktı yurt dışı piyasalardan. Teknik olarak endeksin değerlendirmemizi en sona bırakalım. Orada kısa bir piyasa değerlendirmesi geçeriz. Bugün analiz edeceğimiz teknik olarak hisselerin ilkiyle başlayalım. Ki sıcak bir hisse BİM, BİMAS. Dön içerik finansal sonuçlarını açıkladı. Hemen grafikleri bir taraftan BİM'de ayarlayalım. Evet. Grafiğimizi açalım. Teknik olarak birkaç günden beri günlük teknik öneri listemizde bulunmaktaydı. BİM. Onun nedeni de endekse göre relatif bir performans sergilemesi. Hem kendi içinde relatif bir performans. 70'lerden başlayan 65'e giden bir düşüş süreci. Sonrasında tepki alımları, 20 günlük ortalama seviyesinin test edilmesi, buradaki kırılma açıklanacak olan finansallarla birlikte olabileceğini öngörüyorduk. Dolayısıyla bu bağlamda şu yükseliş sonrasında bu noktalardan teknik öneri listemize günlük olarak çıkarmış olduğumuz teknik bültenine ekledik. Yakından takip ediyorduk ve açıklanan dördüncü çeyrek finansalları da oldukça olumlu. Beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Hem euro anlamında %45'lik artış var yıllık bazda. Hem faaliyet kârı anlamında %90'lık bir artış var yıllık bazda 1.530.000 TL. Hem de net kâr anlamında net kârda da yıllık %159'luk artış var 825 milyon TL. Beklentinin piyasa beklentilerin üzerine bir bilanço. Dolayısıyla buradaki zayıflığı geri çevirecektir BİM'de. Hem de zayıf endekse de katkı sağlayacaktır. Çünkü BİM'in betası çok düşük 0.30'larda. Güvenli bir liman. 2021 beklentilerine göre şirket 2021'de %20 %25 yıllık kilo artış bekliyor. Fabrik marjını %8 bekliyor. 7,5-8,5 band aralığı olarak belirlenmiş. 1.750.000 TL'lik bir yatırım planlamakta. Temettü de açıkladı. 3,5 lira brüt temettü verecek. Bir taksitte 2 lirasını 20 Mayıs'ta 1,5 lirasını 17 Kasım'da vermeyi planlıyor. Dünkü kapanışlara göre %5,2'lik bir temettü verimini işaret etmekteydi BİM'in. Evet, 20 günlük hareketli ortalamayı artık bu saatten sonra destek konumuna çeviririz BİM'de ve yukarı yöndeki hareket büyük bir ihtimalle hemen önce de parametrelerimizi güncelleyelim. 50 günlük ortalamamız nerede ona bakalım. Öncelikle 50 günlük hareketli ortalama seviyesine doğru yani 71,40'lara doğru yükselişin devam etmesi. Bu noktanın da destek konumuna dönüşüp ki bu finansallar bunu sağlayacak nitelikte kalitede yükseliş sürecinin 77,5'lara doğru devam etmesi teknik açıdan mümkün. Beklentimiz de bu yönde. BİM'de aslında hedef fiyatlarımıza bakacak olursak bilanço bazlı 100 lira hedef fiyatımız var. Dolayısıyla %50'lik bize yatırım amaçlı portföylerine alan yatırımcılar için bir potansiyel sunmakta. Dolar bazında bakacak olursak da dolar bazında şurada ufak bir ikili dip oluşturmuş. 200 günlük ortalamamız 9.24'te. Bunun üzerine atacağız. Büyük bir ihtimalle bu noktaya da geçeceğiz ve burada da 50 günlük ortalama 9 dolar 80 centlere doğru yükseliş sürecimizi ki muhtemelen o da bizi şeye götürecek. 77 seviyelerindeki direnç noktamıza rahatlıkla götürebileceğini günde söyleyebiliriz. Evet. İyi bir performans bugün. %4'lük bir primimiz var. Tekrar edelim. 71,40'larda bir direncimiz var. O direnç seviyesinin aşılmasıyla destek konumuna dönüşmesiyle birlikte BİM'de 77 seviyelerine doğru önümüzdeki günlerde, haftalarda yükseliş hareketinin teknik açıdan mümkün olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Diğer değerlendireceğimiz hisse teknik olarak bugün listemizde olan hisse Doğan Holding. Ben Doğan Holding'in grafiklerini açalım. Son günlerde yatırımcıları oldukça sevindiren hareketli hisselerden bir tanesi Doğan Holding. 20 günlük harekette ortalama 50 günlük düzeltiyorum. 3 lira 50 kuruş ki bekleyebiliriz ki tabii bunun da hemen gerekçelerine bakacak olursak Doğan Holding 12.6 milyar TL gibi varlığa sahip. Şu anki piyasa değeri Doğan Holding'in 9 milyar TL seviyelerinde. Dolayısıyla %30'luk bir net aktif değeri iskontosu ile işlem görmekte. Şimdi burada yukarı yönde destekleyecek olan faktör geçtiğimiz günlerde iştirakini Galata Wind Enerji'nin sermayesinin %30'unu halka açma kararı aldı şirket. Bunu KAP'ta ilan etti, duyurdu. Ve Doğan Holding'in net aktif değeri içinde önemli bir değere sahip. %15,5'una aşağı yukarı 2 milyar TL yakın bir defter değeri gözüküyor şirketin. Bu hem halka arz edilecek edilmesinden dolayı nakit girişi olacak olması hem de piyasa değeriyle bilançoda eğer işlem görmeye başladıktan sonra gösterilecek olursa Doğan Holding'in de bir şekilde net aktif değerini yukarı taşıyacak olan faktörlerden bir tanesi olacaktır. Nakit zengini bir şirket zaten. Bu halka arzla birlikte tekrar nakit girişi de sağlayacaktır. Ve bu halka arz beklentisi hisseyi hemen dolar bazında tekrar grafiğe dönecek olursak ben 75 sent çıkardım. Yani beşli fiyatlar Doğan Holding'de sürpriz olmayacak. Öncelikle 3.50 50 günlük ortalamamız. Bu noktayı pivot olarak takip edelim. Destek konumuna dönüşmesiyle birlikte 4.10-4.20 aralığı rahatlıkla görülebilir. İştirakinin halka arz beklentileri de bize hisseyi 75 sent seviyelerine yani 5'li fiyat seviyelerine kadar teknik açıdan büyük resimde yükselebileceğini işaret etmekte. Diğer bir hissemiz Gözde Bilişim Sermayesi. Son günlerde oldukça volatil, oynak ama bunun pozitif yönde oynaklık var. Bunun nedeni açıklanan dörün çeyrek finansalar. Aslında hemen dörün çeyrek yıl sonu kar rakamına bakacak olursak 1 milyar 700 milyon TL gibi bir kar açıkladı şirket. Tabii bu kârdaki ana faktör içindeki mevcut iştiraklerin değerleme farkları. İsmet Ambalaj %100'üne sahip. İsmet Ambalaj'da 1 milyar TL gibi bir değer artışından bahsedebiliriz. 1 milyar 92 milyon TL hatta. Bunu yatırımcılarımız açıklanan kapta açıklanan bilançolarda finansal tablo dipnotlarından bakabilirler. 19. not. 2 milyar 40 milyon toplam iştiraklerinde değer artışı var. Ama en yüksek artış İsmet Ambalaj'da. Penta Teknoloji'de 175 milyon TL'lik bir artış var. Ki Penta Teknoloji şirket için önümüzdeki dönemde fiyat hareketlerini destekleyecek olan bir şirket olacak. Çünkü halka arz kararı alındı Penta Teknoloji'de. İştirakini Gözde halka açacak. Ya sermaye artırımı veya ortak pay satışı suretiyle halka arz planlanıyor. Dolayısıyla 54'üne sahip Gözde Penta Teknoloji'nin
Finansal tablo dipnotlarına bakacak olursak 800 milyonluk bir değerden bahsedebiliriz. %54'ü 420 milyon TL yapıyor. Buradan bir 175 milyonluk değerleme gelmiş. Kümaş Mines'in satışını gerçekleştirmişti. Ona göre değerlemeleri yukarı çekmiş. Oradan nakit girişi sağlayacak aslında. Borcunu da aşağı çekecek. Grup şirketine olan borcunu. Bankalara herhangi bir finansal borcu şirketin. Değerlerine göre konto var. 1 lira pardon 10 lira 30 kuruşlarla defterlerimiz yükselmiş oldu. %17 diskonto ile işlem görmekte ama asıl tabii buradan olumlu etkileyebilecek olan diğer iştirakta. Önümüzdeki dönem için analiz yapıyoruz. Yani fiyat faktörünü destekleyecek olan şeyleri analiz etmeye çalışıyoruz. Şok market. %22'sine sahip şok marketin. Dolayısıyla şok marketlerin performansı da ki içindeki şirketler hep mevcut COVID döneminde piyasa değerleri artan ya da iş modelleri gelişen şirketler. Teknoloji şirketi, ambalaj şirketi, perakende şirketi. Dolayısıyla gözde finansal yönelik olarak şokun, şok marketlerin ki şok marketlerde de şok market önemli bir yükseliş potansiyeli kendi içinde bulunduran bir hisse aslında. Burada birçok kurum 20'li fiyat seviyelerini işaret ediyor. Dolayısıyla gözlerin finansallarında piyasa değeriyle gösterilen bir şirket. Bunun mevcut performansı da ileri yönelik olarak gözde şok marketin performansı. Gözde'nin ilerleyen dönemlerde performansını olumlu yönde etkileyecektir. Dolayısıyla hem mevcut açıklanan kar rakamı hem de yine iştirak halka arz beklentisi. Mevcut iştirakın mevcut ekonomik görünümde gözde olması, ismi gibi, ön planda olması bize teknik resimde zirve seviyelerini yani 1,5 dolarları dolayısıyla defter değeri civarını doğru yükselişin devam edebileceğini gösteriyor. Kim dedik? Tonoğlu dedik, Köze dedik. Diğer bir şirketimiz Çimsa. Çimsa'dan da kısaca değerlendirme yapalım. Finansal sektöründe olan bir şirketimiz. 50 günlük hareketli ortalama civarındayız Çimsa'da. Aslında mevcut bu ortalama seviyesinin ben kırılmasını beklemiyorum. Bu noktalardan tekrar yukarı yönde 25'lere doğru yükseliş potansiyeli yakalayabiliriz. Tabii bunun hemen altını temel değerlerle doldurmak gerekiyor. Sırf grafiklere fiyat hareketi olarak bakmamak gerekiyor. Çarpanlar olarak cazip çarpanlarla işlem görüyor sektör içinde. Uygun çarpanlarda. Ama asıl buradaki beklenti şirket yurt dışında bir şirket kurdu. Çimsa. Hollanda'da yerleşik Çimsa Sabancı Sement diye bir şirket kuruldu ve 87 milyon euro sermaye sahip bu şirket. Bunun %40'ına ortak oldu. %60'da Sabancı Holding'in. Mevcut yurt dışındaki iştiraklerini bu şirketin altında toplayacak. Yani dolayısıyla bir şekilde aslında yurt dışındaki iştiraklerini %60'ını Sabancı Holding'e devretmiş olacak ama buna devir için değerleme raporlarının gelmesi bekleniyor. Herhalde yakın zamanda gelir. Çünkü uzun bir süre oldu. Bunu KAP'ta açıklamalar yapıldı. Hem finansallar da açıklandı. Bu değerleme raporları gelecek olan, açıklanacak olan değerleme raporları hissede bir şey yaratabilir. Oynaklık yaratabilir. Sonrasında mevcut bu şirket yurt dışında İspanya'da bir fabrika satın alacak. Beyaz çimento, bu satın alma ile birlikte beyaz çimento üretiminde Çimsa dünyada sanıyorum ilk sıraya gelecek ya da ikinci konuma gelecek. Bu yönde
geçtiğimiz günlerde ÇİMSA Genel Müdürlüğü'nde kamuoyuna açıklamaları olmuştu. Bu beklentiler piyasayı canlı tutacaktır. 2 günlük ortalama seviyesinden kırılmasını beklemiyorum. Tabii ki kırılabilir ama bu beklentiler hisseyi önümüzdeki günler için destekleyecek olan faktörler. Dolar bazında da hemen değerlendirecek olursak haftalık yapalım grafiği. Yani benim beklentim mevcut yükseliş bu hareketi düzeltme olarak değerlendirebiliriz. Bu düzeltme hareketi sonrasında burada orta uzun dönem bence 5 lira seviyeleri, 5 dolar seviyeleri yani 30-35 bandı makul bir fiyat seviyesi olabilir. Teknik olarak, tekrar ediyorum, teknik olarak değerlendiriyoruz. Temel bir ama sektör içinde çarpanlara uygun. Evet. Geçtiğimiz hafta öneride bulunduğumuz hisselerden iki tane small cap sayılabilecek hissemiz vardı. Doğutaş Kelebek. Burada yine veri anlamında açıklanan vergi finansallarını olumlu olduğunu belirtmiştik. Ve iyi bir bilanço bizi bekliyor demiştik. Evet, beklentileri karşılayan bir bilançodan bahsedebiliriz Doğutaş Kelebek'te. Bu senede şirket iyi bir büyüme sağlayacak. İyi bir sinerji yarattı. Büyüyor. Mağaza açılışları süratle devam etmekte. Bilanço sonrasında üçlü fiyat seviyelerine ulaşmış durumda. Bu noktalarda hani bilanço kısa dönemli bilanço için yatırım yapan yatırımcılar yerlerini kısmen realize edebilirler. Tabii kırılma yönü önemli olacak. Buradan sıkışma yukarı da kırılabilir. Buradan 3.20'ler, 3.50'lere doğru hissede bir fiyat hareketi de gayet mümkün. Kısa dönem için pozisyon açan yatırımlar için bunu değerlendiriyoruz. Yoksa orta uzun dönem taşıyan yatırımcılar hisselerini taşıyabilirler. Herhangi bir sıkıntı yok. Şirket önemli derecede bu sene de ciro artışı planlıyor. Kar rakamları daha ileri taşınacak, ileri boyutlara taşınacak. Bir düzeltme olursa bu noktada kısa vadede karlarını realize edenler 20 günlük ortalama seviyesinde tekrar 2.70'lerde, 2.75'lerde olursa eğer yerine koyabilirler. Diğer bir hissemiz de özellikle menkul yatırım ortaklığı. Burada da yine bilanço öncesinde yüksek bir kar rakamı değerleme açıklanan değerleme raporlarının incelendiği takdirde onun bütün yatırımcılara göre 1 milyar üzerine bir kar rakamı geleceğini ve şirketin borç nakit dengesinde net olarak nakdinin bulunduğu yani kasadaki paraların kısa vadeli borçlarının tamamını kapattığı bu da olumlu bir gösterge şirket açısından. Projelerindeki satışların olumlu yönde ilerlediği dolayısıyla net aktif değerine göre iskonto oranının çok cazip noktalara geleceğini yönünde bir değerlendirme yapmıştık. Bilanço sonrasında olumlu bir performans gösterdi ise sonrasında kar satışlarına bir gap'te açılış yapmıştı. Gap kapandı. 5.75'te bulunan gap. Burada 20 günlük ortalama seviyesi 5.50'nin üzerinde kaldığı sürece özel gayrimenkul yatırım ortaklığında da yukarı yöndeki hareketin teknik açıdan devam edebileceğini söyleyebiliriz. Endeks olarak sıkışma devam ediyor. Bu noktada aslında geçtiğimiz hafta haftalık bazlı grafiklere bakacak olursak 1490-1553 bandında hareket etmiştik. Bu hafta da buna benzer bir hafta bekliyoruz. Yani 1500'ün altına doğru bir kırılma ya da alt Bollinger 1480 seviyeleri bir düzeltme
Olabilir mi? Olabilir. Ama hani bizim öncelikli değerlendirmemiz 20 günlük hareketli ortalama seviyesinin çalışacağı ve yukarı yönde 1575-1580'lere doğru tekrar test edileceği yönündeydi haftaya başlarken. Bankacılık sektöründe beklediğimizi söylemiştik ama dün oldukça olumsuz bir tablo vardı bankacılık sektöründe. %2.60'lık bir değer kaybı yaşadı ve endeksi de 20 günlük ortalama seviyemize çekti. Tabii buradaki kırılganlık TL'nin değer kaybetmesi, Amerikan tahvil faizinin yükselmesi kaynaklı olarak, CDS oranlarının yükselmesi, tahvil faizlerimizin kısa vadeli, uzun vadeli yükseliyor olması bankacılık sektöründeki hisseleri dünkü satışları tetikleyen faktör olduğunu söyleyebiliriz. Kalıcı olur mu? Ya şimdilik kalıcı olmasını ben beklemiyorum. Yani bankacılık sektörü zaten relatif olarak gerideydi. Buradan endeksi yukarı yönde bir kırılma olacak olmasını sağlayacak olan faktör olarak banka hisselerini şey yapıyoruz, değerlendiriyoruz, bekliyoruz. Yani ilk çeyrek finansalları evet baskı altında zayıf gelecek, marjlar daralacak. Şu anda faizlerin belki yükselmesi, belki Merkez Bankası önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantıda hani faiz artırımı bekleyen kurumlar var. Tekrar bir faiz artırımı yapacak ihtimali de sektördeki hani karları baskılayacak olan unsurlardan bir tanesi olabilir. Onun da etkisi olabilir ama hani değerlemeler açısından hala bankalarda önemli upside'lar var, yer var. Dolayısıyla mevcut satış baskısının hani ben durulacağını endeksin 20 günlük bankacılık endeksi 20 günlük ortalama seviyesi 1400 seviyesinin 1420 seviyesinin üzerine geçmesi gerekiyor. Bu seviyenin üzerine geçebilirsek en azından mevcut şuradaki düşüşümüzü yataya çevirebiliriz. Yataya çevirdiğimiz noktada biraz daha BIST'e en azından destek sağlamış oluruz. Aksi durumda şimdilik aşağı net bir kırılma beklemiyoruz burada. Alt banda geçeriz. 1480-1530 bandında hareket ederiz, dalgalanırız. 1480'in kırılması stop loss olarak takip edilmeli. Bizi bu durumda 100 günlük ortalama seviyelerine doğru hemen bakalım 100 günlük ortalamamız hangi seviyede? 1400'lerde getirebilir. Ama mevcut bu hafta için iyimserliğimiz devam ediyor. Hafta sonuna doğru açıklanacak olan Cuma günü açıklanması bekleniyor. Ekonomik reform paketi de bir şekilde piyasaları destekleyeceğini söyleyebiliriz. Amerika'da 1.9 trilyonluk teşvik paketi de yurt dışı piyasaları destekleyecek. Evet, enflasyon endişelerini arttırıyor. Amerikan faizlerinin yükselişi neden oluyor. Ama diğer taraftan FED üyeleri konuşamıyor şu anda. Toplantı öncesi suskunluk dönemi girdi ama onun Amerikan Hazine Bakanı Yellen'ın dün açıklamaları vardı. Kısaca FED Başkanı Powell'ın söylemlerini yeniledi aslında. Yani tam istihdamda %3,5'luk işsizlikte enflasyon yaratamıyorduk. Mevcut şu anda tam istihdamdan oldukça uzağız. Evet, ekonomide bir şey olacak. Teşviklerle büyüme olacak. Enflasyon şey olacak ama bu geçici olacak. Dolayısıyla burada kaygı verici, endişe edecek diye bir durumun olmadığını dünkü konuşmalarında dinlemiş oldu. Bu hafta değerlendirmemiz kısaca böyle. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi haftalar, bereketli kazançlar.